Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber trigonometrinin toplam fark formüllerini göreceğiz. Beraber 12. sınıf konumuzdur bu. Toplam fark formülleri ilgili kosinüsün toplam fark formüllerini arkadaşlar ispatını YouTube'a yüklemiştim. YouTube videolarımdan birinde var. İzleyebilirsiniz. Formülümüzü bir bakalım. Önce kosinüsten başlıyoruz sizde. Alfa ve teta iki açı ölçüsü olmak üzere kosinüs alfa artı teta, kosinüs alfa çarpı kosinüs teta, eksi sin alfa çarpı sin teta olarak yazılır. Eğer içerisi negatifse de dışarısı pozitif olur. Zaten birinci formülden ikinci formül ortaya çıkıyor. Teta yerine eksi yazdığınızda şurayı pozitif yapacaktır. Peki bunu öğrenirken yapacağınız işlem şudur. Kos, sin de öğrenin. Yani kosinüs toplam fark formüllerinde önce iki açı değerini kendin alıp çarpar. Sonra sinüse devredip sinüs kendisi çarpar. Yani kos sin şeklinde yazılır. İçerisi artıysa dışarının da eksi olduğunu ve içerinin eksi ise dışarının artı olduğunu bilelim. Şimdi gelelim kosinüs 75'e. Ya bizim bilmemiz gereken ifadeler açı değerlerini şunlardı, hatırlayınız. 30 dereceyi biliriz, 0 dereceyi biliriz. 45 derece, 60 derece, 90 derece şeklinde bunların da katları şeklinde devam eder. Burada bilmeniz gerekenler sin 30'un kaç olduğu, kos 30'un kaç olduğu ya da sin 45'i, kos 45'in kaç olduğu gibi değerleri bilmeniz gerekiyor. Biz de bilindik değerler üzerinden soruları çözeceğiz çünkü. Kosinüs 75 değerini aldım. Kosinüs 75 değeri arkadaşlar. Kosinüs 30 artı 45 şeklinde ifade edebiliyorum. Peki formülden. Önce kosinüs bu açı değerlerini alıyor. Yani kosinüs 30 çarpı kosinüs 45 şeklinde ben bunu yazabiliyorum. İçerisi artıysa dışarısı eksi oluyor demiştim. Sin 45 şeklinde ifade ediliyordu. Peki kos 30 değerimiz arkadaşlar. Bunları bilelim. Kos 30 değerimiz kök 3 bölü 2'dir. Kos 45 değerimiz kök 2 bölü 2'dir. Sin 30 değerimiz 1 bölü 2. Sin 45 değerimiz ise kök 2 bölü 2 şeklinde aldık. Çarpalım. Kök 3 ile kök 2 çarpıyorum. Kök 6. 2 ile 2'yi çarptım. 4 geldi. Eksi. 1 ile kök 2'yi çarptım. Kök 2 bölü 4 geldi. Düzenlersem kök 6 eksi kök 2 bölü 4 cevabına ulaşıyorum. Tabi burada sakın kök 6'dan kök 2 çıkartıp kök 4 yazmayın. Köklü ifadelerde kökün içerisi aynı değilse toplama veya çıkarma yapamıyorduk. Bu şekilde de kalacağını bilin. Evet, şimdi geldim ikinci soruma. Kos da kosu çarpmış, sinle sini çarpmış. Bu kosinüsün formüllerinden. Ortada artı varsa kosinüsün fark formülüdür arkadaşlar bu. Sinüsü artı olarak almış çünkü. O halde bu kosinüs fark formülünden aslında kosinüs 75 eksi 15 demektir. Değil mi? Bunun açılımıdır bu. Bu da kosinüs 60 demektir. Kos 60'ın değeri de arkadaşlar geçen seneki yani 11. sınıf bilgimize göre 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Geçtim üçüncü soruma. Bak bu sefer sini başa almış, kosu sona almış. Fark etmez. Önemli olan şu. Sinle sini, kosta kosu çarptığını görüyorum değil mi? Sinle sini çarpmış. Kosta kosu çarptığını gördüm. O zaman bu kosinüsün toplam fark formüllerinden biridir. Ama ilginç olan şu. Normalde sini eksiyle çarpması gerekirken kosu eksiyle çarpmış. Şu anda ben eksi parantezini alayım. Eksi parantezini alayım, göreyim. Normalde kosu çarpması lazım çünkü. Eksi parantezini alırsam şurası eksi olduğunu bileyim. Sin pi bölü 9 çarpı sin 2 pi bölü 9 geliyor. Artı artık oldu. Eksiyle artın çarpımı çünkü eksidir. Kosinüs pi bölü 9 çarpı kosinüs 2 pi bölü 9 geliyor. Şimdi buradan eksiyi böyle dışarıya yazıyorum. Yazdım. Kosinüsten aslında sinüsü çıkarmış değil mi? Kos eksi sin sin olmuş oldu. O zaman bu arkadaşlar kosinüsün toplam formülüdür. Ortada çünkü eksi vardır. Hani
sinüs eksiyle çarpmış çünkü. O halde 2 pi bölü 9'dan pi bölü 9 çıkartıyorum. Pardon, topluyorum. Bu şekilde yaparsam ne geliyor? Eksi kosinüs 3 pi bölü 9 geliyor. 3 pi bölü 9. Sadeleştirirseniz 3'te 9'u şu şekilde. Eksi kosinüs 1 bölü 3 olacaktır. Bu da pi'yi biz normalde ne alıyoruz arkadaşlar? Açı değerlerinde 180 derece olarak alıyorduk pi'yi. 180'i 3'e bölerseniz 60 gelecektir. Yani aslında bu eksi kosinüs 60'tır. O da arkadaşlar eksi başlığında olduğu için eksi 1 bölü 2 olarak cevabı buluyoruz. Evet. Geçelim dördüncü sorumuza. Şöyle sildim. Ne diyor bize? Kos alfa eksi teta'yı sormuş. Kosinüs alfa'yı vermiş. Sinüs teta'yı vermiş arkadaşlar. Şimdi kosinüs alfa eksi teta'nın formülünü yazarsam şu şekilde kosinüs alfa eksi teta diye yazdım. Kosinüs önce açıları kendi çarpıyor. Kos kos diye çarptık arkadaşlar. Eksi ise sin artık artı oluyor. Sin alfa çarpı sin teta şeklinde yazıyorduk. Kos alfa'yı biliyoruz. Kök 3 bölü 2. Kos teta'yı bilmiyoruz arkadaşlar ama bulabiliriz. Kimin sayesinde bulabiliriz? Sin teta'nın sayesinde buluruz. Şöyle bir dik üçgen çizelim. Kabaca bir dik üçgen çizelim. Çizersek şuradan arkadaşlar buraya teta dedim. Sin teta neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Karşı 1, hipotenüs 2 olacaktır o halde. Pisagor bağıntısı uygularsanız, Pisagor bağıntısı, şurayı kök 3 bulacaksınız. Çünkü 1'in karesiyle kök 3'ün karesinin toplamı 2'nin karesini verecektir size. O halde buradan kosinüs tetamız arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 gelecektir. Aynı şekilde bir sin alfayı bulalım. Şöyle yine bir kabaca arkadaşlar dik üçgen çiziyorum. Alfa. Kosinüs alfa komşumuz kök 3'müş. Hipotenüs 2'ymiş arkadaşlar. Aynı dik üçgen olduğu için burada 1 olur. Tamam. O halde sin alfa şuraya yazayım. Sin alfa değerimiz. Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü 2 gelecek. Kosinüs teta'yı kök 3 bölü 2 bulmuştum. Yazdım. Artı sin alfa 1 bölü 2. Sin teta da 1 bölü 2. Toparlıyorum. Kök 3 çarpı kök 3'ten 3 geliyor. 2 çarpı 2'den 4 geliyor. Artı 1 bölü 4 geldi arkadaşlar. O da 3 bölü 4 artı. 1 bölü 4'ten 4 bölü 4 yani bizi 1 cevabına ulaştırdığını gördük. Evet, 5. soru. Yine kosinüsün fark formülünü sormuş. Yazalım. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta artı, ortası eksi ise bu artı oluyordu. Sin alfa çarpı sin beta olarak yazdım. Tabi bize kosinüs alfa ile sin beta lazım. Sin beta lazım. Pardon. Şöyle yazalım. Dik üçgenimizi çizelim. Şuraya alfa dedim. Sin karşı bölü hipotenüstü. Karşımız 5, hipotenüs 13. O halde komşu 12 olacaktır. Niye? 5, 12, 13 özel üçgen olduğunu gördüm. Aynı şekilde diğerini de bir çizelim. Kabaca çiziyorum tabii biraz. Kötü olabilir ama idare edelim. Buraya beta dedim arkadaşlar. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Burası 3 ise burası 5. O zaman bu da 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 olacaktır. Şimdi kosinüs alfayı bulabilirim. Kosinüs alfa eşittir. Komşu 12, hipotenüs 13, 12 bölü 13 geldiğini gördük. Son arkadaşlar sin beta'yı buluyorum. Sin beta dedim. Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 geldi. Yazalım. Kosinüs alfa 12 bölü 13. Çarpı kosinüs beta soru 3 bölü 5 olarak vermiş. Yazdım 3 bölü 5. Artı sin alfa 5 bölü 13. Sin beta da 4 bölü 5'i şimdi biz bulduk. 12 çarpı 3'ten 36 artı 5 çarpı 4'ten 20 geldi. Bölü 13 çarpı 5 65 paydalar eşit olduğu için bir de yukarıda payları topladım. O da
56 bölü 65 cevabına bizi ulaştırdı. Altıncı soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Şuraları bir sileyim. Şöyle siyah alayım. Şimdi kosinüs x eksi y'yi 1 bölü 4 vermiş. Kosinüs ne yani bu? Açılımını yaparsak cos x çarpı cos y artı sin x çarpı sin y. Sin x çarpı sin y. Bunu bize gördüğünüz gibi 1 bölü 4 olarak vermiş. Peki tanjant x dedim. Tanjant neydi? Sin bölü cos'tu. Sin x bölü cos x demektir. Aynı şekilde kotanjant y'de cos bölü sin'den cos y bölü sin y gelecektir. Eşittir 1 bölü 3. Burada payda işleme yapalım. Burayı sin y ile genişletiyorum. Burayı da cos x ile genişletiyorum. Çarparsam sin x çarpı sin y artı cos x çarpı cos y gelecektir arkadaşlar. Cos x çarpı cos y bölü. Aşağısı da cos x çarpı cos y olacaktır. Eşittir 1 bölü 3 demiştik. Şimdi yukarısı dikkat edecek olursanız kosinüsün fark formülüdür ve 1 bölü 4'tür. O zaman biz 1 bölü 4 yazalım yukarıya. Bölü cos x çarpı cos y eşittir 1 bölü 3. Şimdi içler dışlar yaparsanız şurada içler dışlar yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Ne olacaktır? Nereye yazayım? Şuraya yazabilirim. 3 ile 1 bölü 4'ü çarptım. İç bölü 4. Cos x de cos x çarpı cos y ile 1'i çarptım. Cos x çarpı cos y geldi. Zaten soru bize cos x çarpı cos y'yi soruyor, sin y'yi soruyordu. Özür dilerim. Buraya cos y yazdık ya. Buraya yanlış yazmışız. Burası sin y arkadaşlar. Evet, burası sin y. O zaman burası da sin y. Değil mi? Yazarken şurayı yanlış yazmışız. Sin y olarak gelecektir. Sin y olarak gelecektir. Cos x çarpı sin y olacaktır. Demek ki cos x çarpı sin y'miz 3 bölü 4 olarak oluyormuşuz. Evet, 7. sorudan devam ediyorum. Kosinüs 45 eksi x diyor arkadaşlar. Cos 45 eksi x. Formülümüzü yazalım. Cos 45 çarpı cos x eksi olduğu için artı yapıyorum. Sin x çarpı sin x olacaktır. Sin 45 olacaktır. Sin 45 olacaktır. Eşittir. Eksi 1 bölü 4. Cos 45'imiz de kök 2 bölü 2. Sin 45 dediğim değer de arkadaşlar kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2 parantezini alırsanız kök 2 bölü 2 parantezini alıyorum. Cos x artı sin x geliyor şu şekilde. Eşittir. Eksi 1 bölü 4. Her tarafı da arkadaşlar kalem değiştireyim. Kök 2 bölü 2'ye bölüyorum. Hem burayı kök 2 bölü 2'ye bölüyorum. Hem burayı kök 2 bölü 2'ye bölüyorum. Şu ifadeler sadeleşti. Burada sol tarafta cos x artı sin x kaldı. Sağ tarafta da birinciyi aynen yazayım. İkinciyi arkadaşlar ters çevirip çarpıyorum. 4 ile 2'yi sadeleştirirseniz yukarıda eksi 1, aşağıda da 2 kök 2 gelecektir. Tabii köklü ifadeyi bırakmamak için aşağıda kök 2 ile genişleteyim. Eksi kök 2 bölü burası da kök 2 çarpı 2. Kök 2 çarpı kök 2'den 2. 2 ile çarpın 4 gelecektir. Yani eksi kök 2 bölü 4 cevabına ulaşacağız. 8. sorumuz. A eksi B'yi pi bölü 3 vermiş. Pi dediğimiz 180'di. Yani aslında 60 derece vermiş. 183'e böldüm. 60 derece vermiş. A'yı soruyor bize. Bir tane kareyi almış, toplamış. Kare açılımı yapalım arkadaşlar. Birincinin karesi cos kare A. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı cos A artı çarpı cos B artı ikincinin karesi yani cos kare B geldi. Sonra ikinciyi şu kare açılımı yapıyorum. Şunun kare açılımını yapıyorum. Sin kare A birincinin karesi.
Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı sin a çarpı sin b yaptım. İkincinin karesi sin kare b geldi. Bunları toplamamızı istiyordu. Toplayalım böyle. Kos kare a ile sin kare a'yı toplarsanız arkadaşlar 1 gelir. Aynı şekilde kos kare a ile sin kare a b'yi toplarsanız, bunları da toplarsanız oradan da 1 gelecektir. 1 artı 1'den 2 oldu. Şurayı da, iki parantezini alırsanız toplarken şuradan cos a çarpı cos b gelecektir şuradan. Buradan da sin a çarpı artı sin a çarpı sin b gelecektir. Şimdi bu kosinüs, içerideki ifadeye bakacak olursanız içerideki ifade aslında kosinüsün fark formülüdür. Yani cos cos artı sin sin yapmış. O halde bu içerideki kosinüsün fark formülü o da cos a eksi b demektir. B eksi a da olur bu arada ama biz tabii kosinüs açıları yuttuğu için, yani eksileri yuttuğu için daha doğrusu. Çünkü hatırlayınız cos eksi teta dediğim aslında cos yuttuğu için artı teta oluyordu. Cos teta direkt yazılabiliyordu. Peki a eksi b. A eksi b'yi biz açı değeri olarak ne bulmuştuk? Yukarıda 60 derece olarak bulmuştuk. O halde cos 60 olarak yazıyorum. Eşittir 2 artı. 2 çarpı cos 60 neydi? 1 bölü 2 idi. 2'ler sadeleşir. 2 artı 1'den de cevabı arkadaşlar 3 buluyorum. Evet, 9. sorumuz. 9. soruda da tan 60 çarpı sin 25 artı cos 25 bölü sin 55 soruyor. Şimdi burada her zaman tan gördüğünüz ifadeyi sin ve cos şeklinde yazmaya çalışın. İlla ki burada arkadaşlar bu tip sorularda toplam fark formüllerini elde edeceksiniz. Yaparsanız tan 60 dediğim yere sin 60 bölü cos 60 yazıyorum. Değil mi? Hatırlayınız lütfen. Tan x dediğim ifade sin x bölü cos x demek. Peki çarpı sin 25 artı cos 25 bölü güzel yapamadık. Bölü niye güzel yapamıyoruz? Bir saniye. Güzel olması da yapacak bir şey yok. Neyse, olduğu kadar. Sin 55 yazdım. Şimdi yukarıyı bir toparlayalım arkadaşlar. Ya ben bunu daha güzel yazarım. İnat ettim şu an. Yazamıyormuşuz demek ki. Sin 55'e yazdım. Şimdi gençler. Burası paydada 60 var. Burada 1 var değil mi? Burayı cos 60 ile genişlettiğimi düşününüz. Şurayı cos 60 ile genişletiyorum. Tamam mı? Şimdi genişletirsem bunun paydası da cos 60 olacaktır. Buradaki paydada da cos 60 var. Genişletelim. Yukarısı sin 60. Sin 60 çarpı sin 25 gelecektir. Sin 25 gelecektir. Artı cos 60 da cos 25 çarptım. Cos 60 çarpı cos 25 geldi. Bölü. Aşağısı arkadaşlar cos 60'ın paydası bunun cos 60. Bunun paydası cos 60. Bir de aşağıda bir de sin 55 var değil mi? Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çeviriyorum, çarpıyorum. O da 1 bölü sin 55 oluyor. Tamam. Yukarısına bakarsanız aslında yukarısı sin sin cos cos. Bir de toplamış ikisini. İkisi de pozitif. O halde bu kosinüsün aslında fark formülüdür. Yani sinin işareti pozitif ise o kosinüsün fark formülü oluyordu. O da ne yapar arkadaşlar? Cos 60 eksi 25 yapacaktır. Bölü aşağısı cos 60 çarpı sin 55. Yazdık sin 55'i. Şu yukarı ne oldu? Cos 45 oldu. Pardon 35 oldu. Cos 35 oldu. Bölü cos 60 çarpı sin 55 olmuş oldu. Şimdi geçen seneki bilgilerden ya da 11. sınıf bilgilerinden hatırlarsanız sinle cos birbirini 90'a tamamlıyordu. Yani sin x dediğim ifade misal kosinüs 90 eksi x'e eşitti arkadaşlar. Yani misal sin 20 dediğim ifade cos 70'e eşittir. Birbirini ne yapıyor? 90'a tamamlıyor. Burada da bakarsanız cos 35 ile sin 55 birbirini 90'a tamamlar. Çünkü 35 ile 55'in toplamı 90 yapacaktır.
Bunlar birbirine eşit olduğu için de birbirine götürecektir. Şimdi yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da cos 60 kaldı. Cos 60'ın değeri de 1 bölü 2 idi. Bunu da birinci aynaya yaz. İkinciyi ters çevir çarptan 2 olarak buluruz. Evet, bu da bitti. Geldik arkadaşlar. Sinüsün toplam fark formüllerine. Şu şekilde buraya gelelim. Kosinüste ne yapıyorduk? Kosinüste yaptığımız işlem aslında şuydu. Yaptığımız işlem kos kos sin sin yazıyorduk. Ya da sin sin kos kos şeklinde toplayıp veya çıkartıyorduk. Genelde sinüsün işareti tabii ki de değişiyordu. Burada da kosinüs gibi değil sinüs. Sinüs ne yapıyor? Paylaşımcı. Yani bir bana bir kosinüse. Bir kosinüse bir bana şeklinde paylaştırarak formülünü. Mesela sinüsün fark formülünde ne yapmış arkadaşlar? Sin alfa çarpı kos teta. Önce alfayı kendine alıyor, sonra tetayı kosinüse veriyor. Bu varsa çıkarma varsa gene çıkarma. Kosinüsü alfayı veriyor, sonra tetayı kendine alıyor. Toplamda da aynı şekilde. Alfayı kendine, tetaya kosinüsü, alfayı kosinüse, tetaya kendine vererek böyle bir formül var. Bunların tabii ispatları var ama ben YouTube'a sadece kosinüsün toplam fark formülünün ispatını koymuştum. İzlemek isteyenler izleyebilir. Şimdi burada yapacağımız işlem aslında şu an neden eksi geldiği ikinci formülden geliyor. Biz çünkü teta yerine eksi teta diyoruz. Sinüs hatırlarsanız sinüs mesela eksi teta dediğim ifadede eksiyi dışarıya atıyordu sinüs. Yani eksi sin teta olarak çıkıyordu. Ondan dolayı zaten mesela teta yerine gidip eksi teta yazdık. Sin ne yaptı? Eksiyi dışarıya attı. Burası ne oldu? Eksi kos alfa çarpı sin alfa teta oldu. Aslında bu iki formül birbirinin aynısı. Sadece devreye eksi girmiş. Evet, 10. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. Sin 15'i sormuş. Tanıdık formüllerden, tanıdık açılardan gitmem lazım. Mesela 15'i elde etmek için ben 60'tan 45 çıkaracağım. Ya da 45'ten 30 çıkarmam gerekir. Tabii hangisini kullanırsan kullan 15'e ulaşacaksın. Diyelim ki hadi ikinciyi kullandık. Mesela ikinciyi kullanıyorum. Sin 45 eksi 30 yazdım 15 yerine. Sin ne yapıyordu? Önce bana yani 45 dereceyi önce kendine aldı. 30 dereceyi kosinüse veriyor. Eksi sonra 30 dereceyi kendine alıyor. Eksi sin 30 çarpı. Kosinüse de 45 dereceyi veriyor. Şimdi 45 sin 45 kök 2 bölü 2. Çarpı kos 30 arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir. Eksi sin 30 1 bölü 2. Kos 45 kök 2 bölü 2 geliyor. Kök 2 ile kök 3 çarparsan kök 6. 2 ile 2'yi çarparsan 4. Eksi şurası 1 ile 2 kök 2'yi çarptım. Kök 2 ile 2'yi çarptım 4. Zaten bunlar çıkarılmıyor. Direkt yazabilirsiniz şu şekilde. Kök 6 eksi kök 2 bölü 4 şeklinde kalır. Zaten ben size şunu söylemiştim. Sinle kosinüs birbirini 90'a tamamlar. Yani kos 75 burada aslında sin 75'e pardon sin 15'e eşit olduğunu da görmüş olduk. Çünkü biz sin 15 şu an kök 6 eksi kök 2 bölü 4 bulduk. İlk başta çözdüğümüz soruda da kosinüs 70'e kök 6 eksi kök 2 bölü 4 bulmuştuk. Zaten dediğim gibi kos da sin birbirini 90'a tamamlar. Buradaki kos 75 sin 15'e eşit olduğunu aslında biraz da ispatlamış olduk. Deneme yoluyla ispat yaptık. Peki. Diğer soruma geçiyorum. Yani sorumda 11. soru. Sin 38 çarpı kos 52 diyor arkadaşlar. Burada bakacak olursanız bir sine vermiş bir kosa. Yani bir bana bir sana. Bir bana bir sana yapıyordu sin. O halde bu aslında sinüsün toplam formülüdür. Toplam formülüne göre sin aslında 38 ile 52'nin toplamı demektir. Toplarsanız sin 90 gelecektir. Sin 90'ın değeri de arkadaşlar 1'dir. 12. sorumuz. Yine sinüsün toplam formülü. Çünkü bir bana bir sana yapmış sin burada. 60 eksi x'i önce kendini alıyor. X'i kosinüse veriyor. Sonra 60 eksi x'i kendini alıyor. Kosinüse veriyor. X'i kendini alıyor. O zaman bu aslında sinüsün toplam formülüdür. O da 60 eksi x ile aslında x'in toplamı demektir. Eksi x artı x'ler sin 60 gelir. Sin 60 değeri de arkadaşlar kök 3 bölü 2'dir. Evet, devam ediyoruz. 12'yi bitirdik. 13. sorudayız.
Evet, sin x'i vermiş, sin y'yi vermiş. Sin x artı y'yi soruyor. Aslında sinüsün toplam formülünü soruyor bize. Sin x artı y. Sin önce kendini alır açıyı. Kosinüse verir diğer açıyı. Artı olduğu için artı. Sonra kosinüse verir x'i. Y'yi de kendini alır bu şekilde. Sin x'i biliyoruz. Sin y'yi biliyoruz ama cos x'e cos y'yi bilmiyoruz. Dik üçgen çizebilirsiniz. Veya dik üçgen çizmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Mesela cos x'i bulmak istiyorum diyelim. 3 bölü 5 sin x. Yani 3, 4, 5 üçgeninden geliyor bu. Hipotenüs 5'miş. 5'e hemen kosinüsün paydasına da yazdım. Çünkü aynı. 3, 4, 5 üçgeni. Karşımız 3 ise komşumuz da 4, 4, 4 bölü 5'tir. Sonra sin y'yi biliyorum. Cos y'yi de bulabilirim bu yolla. Çünkü tanıdık bir üçgen var burada. Ne var? 5, 12, 13 üçgeninden gelen bir üçgen var. Karşı 5, hipotenüs 13 değil mi? Hipotenüs 13 olduğu için kosinüse de yazdım. Karşı 5 ise komşu kimdir? 12'dir. O zaman kosinüs y 12 bölü 13'müş. Sin x gördüğüm yere 3 bölü 5 yazıyorum. Cos y gördüğüm yere de arkadaşlar 12 bölü 13 yazıyorum. Artı cos x gördüğüm yere 4 bölü 5. Sin y gördüğüm yere de 5 bölü 13 yazdım. İşte toparlayalım. Burası 36 bölü 65 gelir. Burası da 20 bölü 65 gelir. Toplarsanız da 56 bölü 65 cevabına ulaşırsınız. 14. sorumuz. Dar açılı bir ABC üçgeninde sin A'yı 4 bölü 5, sin B'yi 12 bölü 13 veriyor. ABC bir üçgense arkadaşlar A açısı, B açısı, C açısının toplamı 180 derecedir. Bize sin C'yi istediği için C'yi yalnız bırakıyorum. C burada arkadaşlar 180 eksi A artı B gelecektir. Şimdi o zaman bize aslında sin C'yi sorarken aslında sin 180 eksi A artı B'yi soruyor. Şimdi geçen seneki bilgilerden sin 180, şunu hatırlatayım. Direkt söyleyeyim. 180 ve 360 da hatırlayınız. İsim değişmiyordu. İsim değişmez. Ama 90 ve 270'te isim değişiyordu değil mi? İsim değişiyordu. Bu 11. sınıf konusudur. Bu indirgeme dediğimiz kısım. Ben misal örnek vereyim. Otursun biraz. Misal 100 sin 180 eksi x dedim. Burada isim değişmeyeceğiz. Sin x olarak yoluna devam eder. Ama bir de bölgesine bakmam gerekiyor. Şimdi burası 0 dereceydi. Burası 90 derece. Burası 180 derece. Burası da 270 dereceydi. Burası birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Buraya da dördüncü bölge diyorduk. Şimdi 180 eksi x'te 180 eksi x ne demek? Yani 180'den biraz açı çıkar demek. Bu da ikinci bölgeye tekabül eder. İkinci bölgede y eksenine bakıyorum. Y ekseni pozitif olduğu için sinüste ne oluyordu arkadaşlar? Pozitif oluyordu. Eğer üçüncü bölgeye denk gelseydi mesela artı olsaydı bu 180 artı x olsaydı 180'e biraz açı ekleyecektim. Üçüncü bölgeye gelecekti. Üçüncü bölgede de y ekseni negatif olduğu için sin misal negatif olacaktı. Şimdi buraya bakıyorum. 180'den açı çıkarmış. Bu arada isim değişmediği için bu sin a artı b olacaktır arkadaşlar. 180'den açı çıkarıyorsa ikinci bölgede de kabul eder. İkinci bölgede de sinimiz arkadaşlar pozitif. Demek ki şurada ne yapacağız? Sinüsün toplam formülünü yapacağız. Sin A çarpı cos B artı cos A çarpı sin B dedik. Şimdi sin A'yı biliyoruz. Sin B'yi de biliyoruz aslında. Cos A ile cos B'yi hemen bulabiliriz. Tanıdık açılar var çünkü. Tanıdık üçgenler var daha doğrusu. Cos A, eğer sin A 4 bölü 5 ise cos A 3 bölü 5'tir. Eğer sin B'miz 12 bölü 13 ise cos B'miz 5 bölü 13'tür. Hocam nereden biliyorsun? Çünkü bu 3, 4, 5 üçgeninden gelir arkadaşlar. Bu da 5, 12, 13 üçgeninden gelir. Burada hipotenüsler zaten aynıdır. 5, 13'tür. Şurada yazdığım gibi. Sadece buradaki karşı 4 ise komşu 3. Buradaki karşı 12 ise komşu 5 diye yazdım. Çünkü kosinüs komşu bölü hipotenüs. Evet. Sin A'yı yazıyorum. 4 bölü 5. Cos B'ye yazıyorum. 5 bölü 13 artı cos A'yı yazıyorum. 3 bölü 5
çarpı sin b'yi yazıyorum arkadaşlar. 12 bölü 13. Çok uzatmayacağım. Yazdık. 4 çarpı 5'ten 20. 3 çarpı 12'den 36 topladım. 56 aşağısı da 65. Yine 56 bölü 65 bulduk. Tamamen tesadüf arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 15. sorudan devam ediyorum hemen. Sin x artı cos x'i kök 3 bölü 4 vermiş toplamlarını. Sin x artı 45'i soruyor. Yazalım. Sin x artı 45. Ne demek bu? Sin x de cos 45'i çarp artı cos x de sin 45'i çarp. Şimdi sin x bilmiyoruz tabii. Burası ama cos 45 de sin 45'i biliyoruz değil mi? Bunlar kök 2 bölü 2'dir. Sin 45 de kök 2 bölü 2'dir. Cos 45 de kök 2 bölü 2'dir. Yazdık. Şimdi aşağıda da bunu devam ettirirsem şu şekilde. Aslında kök 2 bölü 2 parantezini alabilirsiniz. Kök 2 bölü 2 parantezini alıyorum. Buradan sin x değeri geliyor. Buradan da cos x değeri geliyor arkadaşlar. Kapattım. Sin x artı cos x aslında kök 3 bölü 4 vermiş. Hemen kök 3 bölü 4 olarak yazayım. Kök 3 bölü 4 olarak vermiş. Yukarısı kök 2 çarpı kök 3'ten kök 6 gelir. Aşağısı 2 çarpı 4'ten 8 gelecektir. Yani kök 6 bölü 8 cevabına ulaşıyorum. Evet, 15 de bitti. 16. sorudan devam etmeden önce bir şurayı sileyim. Bir şeyden bahsetmem gerekiyor yani burada. Şimdi arkadaşlar notumuz da var zaten yukarıda gördüğünüz gibi. Şimdi trigonometrik sorularda kök 3 yerine bazen tanjant 60, kök 3 bölü 3 yerine tabii ki tanjant 30 yazmamız gerekiyor. İşimizi kolaylaştırmak için. Ya bunun da sebebi şu, toplam fark formülleri sorularında zaten şuradaki soruya baktığınız zaman ya sin 5 var, cos 5 var, cos 25 var, kök 3'te çarpılmış. Yani bu için içinden çıkmak için orada acaba toplam fark formülü var mıdır, yok mudur? Bunu öğrenmek için kök 3 yerine tanjant 60 yazarız. Tanjant 60 dediğimde hatırlayınız lütfen mesela kök 3 yerine tanjant. Yani tanjant 60 kök 3'e eşit bu arada, onu da unutmayalım. Tanjant 60 dediğimde nedir? Sin 60 bölü cos 60 demektir. Cos 60 demektir. O halde gidelim buraya. Kök 3 gördüğüm yer aslında sin 60 bölü cos 60 yazalım. Sin 5 artı kök 3 gördüğüm yere sin 60 bölü cos 60 yazıyorum. Maksat hepsi sinli coslu olsun. Çarpı cos 5 derece bölü cos 25. Cos 25. Şurayı da aynı şekilde payda işlemi yapayım. Burası 1 ise şurayı cos 60'da ne yapıyorum arkadaşlar? Genişletiyorum. Maksat cos 60, cos 60 şeklinde. Paydamız gelsin. Cos 60'da çarpıyorum. Sin 5 çarpı cos 60 artı sin 60 çarpı cos 5 şeklinde yazdım. Bölü bölü cos 60. Birinci aynı yaz. İkinci ters çevir çarptan cos 25 bile gelir arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurayı bir sileyim. Şurayı bir temiz tutalım. Her zaman. Şimdi yukarıdaki formüle baktığınız zaman, yukarıdaki formüle bir sin bir cos, yani sin cos, cos sin şeklinde yazılmış. O zaman bu sinüsün toplam formülüdür. Yani aslında 60 ile 5'in toplamıdır. Yani sin 65'tir yukarısı. Aşağısında cos 60 var arkadaşlar. Cos 60 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 yazdım. Bir de cos 25 var. Cos 25 var. Sin 65 ile cos 25 birbirinin 90'a tamamlıyor arkadaşlar. Birbirini götürürler. Yukarıda 1 kaldı, aşağıda 1 bölü 2. Birinci aynı yaz, ikinci ters çevir çarp, cevabı 2 bulacaksınız. Demek bu işlemin sonucu 2'ymiş. 17. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da kök 3 bölü 3 gördüğüm yere tan 30 diyeceğim. Hatta tan 30 yerine de sin 30 bölü cos 30 diyeceğim. Bakın şimdi. Cos 40 artı sin 30 bölü cos 30 dedim. Tan 30 yerine. Bunun yerine zaten tan 30 diyorduk. Bunu da söyleyelim. Tan 30 diyorduk. Şimdi çarpı sin 40. Çarpı sin 40 dedim. Payda işlemi yapalım. Burayı cos 30'da ne yapacağım arkadaşlar? Genişleteceğim. Şöyle. Ne olacaktır? Cos 30 çarpı cos 40 geldi. Artı sin 30 çarpı sin 40 geldi. Evet. Bölü cos 30.
Bölü cos 30. Şimdi yukarıya baktığımız zaman cos cos sin sin. A bu kosinüsün fark formülü, çünkü ortada toplam var. Sin'in işareti artı. Fark formülü ise kosinüsten 30'dan 40 da çıkarsan, 40'tan 30 da çıkarsan cos 10 olarak gelecektir. Çünkü kosinüs eksiği yutar arkadaşlar. Bölü cos 30. Hatta cos 30 gördüğüm yere, cos 30 gördüğüm yere kök 3 bölü 2 yazayım. Cos 30 çünkü kök 3 bölü 2'ydi. Cos 10 çarpı ters çevirseniz buna 2 bölü kök 3 gelecektir. Kök 3'e de genişleteyim. Kök 3'e de genişletiyorum arkadaşlar. Hatta şu 2 kök 3 geliyor. Bunu başa yazayım. 2 çarpı kök 3 çarpı cos 10 bölü kök 3 çarpı kök 3'ten 3 gelecektir. Cevap da bu şekilde kalır. Cos 10'un çünkü bilmiyoruz. Evet. Arc sin 3 bölü 5 eksi arc cos 5 bölü 3. Arc demek arkadaşlar sinüsün, arc sin demek mesela sinüsün tersi demek. Ters fonksiyon demek. Mesela ters fonksiyonlar hatırlarsanız, mesela fx'imiz y ise tersinden y de ne olacaktır? F ters y x olacak. Hani logaritmayı hatırlayın misal. 3 üzeri x eşittir y ise x eşittir logaritma 3 tabanında y oluyordu misal. Tersini alıyorduk değil mi? Burada da arkadaşlar sinüs olsun, kosinüs olsun, tanjant olsun, kotanjant olsun hepsinin ters fonksiyonlarına arc diyoruz. Arc sin 3 bölü 5 şeklinde gösteriyoruz. Burada da mesela ben arc sin 3 bölü 5'e x dedim. Arc kosinüs 5 bölü 3'e, 13'e de y dedim. Eğer arc sin 3 bölü 5 x'e 3 bölü 5'te x'in yerini değiştiriyorum. Sin x dediğim ifade 3 bölü 5 oluyor. 3 bölü 5 oluyor. Arc'tan da kurtuluyorum. Aynı şekilde arc kos 5 bölü 13 dediğime y demiştim. 5 bölü 13'te y'yi değiştiriyorum yerine. Kos y'miz ne olacaktır? 5 bölü 13 olacak. Derim şimdi bir de bunların mesela sin x'i bulduk. Bir de kos x'i bulalım. Kos x'i buluruz. Özel üçgenler var yani çünkü. Bu 3 bölü 5 ise cos x arkadaşlar 4 bölü 5'tir. Artık bunları bilelim. Cos y 5 bölü 13 ise sin y arkadaşlar 12 bölü 13'tir. Çünkü 5, 12, 13 üçgeni değil mi? 12 bölü 13 gelecektir. Bunları da bulmuş olduk. Şimdi sorumuza dönüyorum geri. Sorumuzda sin x eksi aslında y'yi soruyor. Değil mi? Sin x eksi y dediğimde bir x'i veriyorum sine. Sonra cos'a da y'yi veriyorum. Eksi sin y çarpı cos x diye yazıyorum değil mi formülden? Sin x'i ne bulmuştuk? 3 bölü 5 bulmuştuk. Çarpı cos y 5 bölü 13'tü. Eksi sin y neydi? 12 bölü 13. Cos x'imiz de arkadaşlar 4 bölü 5'ti. 4 bölü 5. Buradan 15 bölü 65 gelir. Eksi sadeleştirme yapmadım çünkü paydalar aynı olsun istedim. 12 çarpı 4'ten 48 geldi bölü 65. 15'ten 48 çıkar eksi 33 bölü 65 cevabına ulaşıyoruz. 18 de bitti. 19. sorudan devam ediyorum. X artı y'yi pi bölü 60 vermiş. Yani 180 bölü 6, pardon, pi bölü 6 vermiş. 180 bölü 6'dan 30 derece arkadaşlar. Şimdi yine bir kare açılımı var. Sin x eksi cos y'nin karesiyle cos x eksi sin y'nin karesini toplamış. Biz de açılımı yapalım. Birincinin karesi yani sin kare x eksi 2 çarpı ikisinin çarpımının iki katı dedik. 2 çarpı sin x çarpı cos y artı ikincinin karesi cos kare y olarak geldi. Diğerini de aşağı yazıyorum. Birincinin karesi cos kare x. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı tabii eksi iki katı. Eksi 2 çarpı cos x çarpı sin y artı sin kare y geldi. Taraf tarafa toplarsanız bunu sin kare x cos kare x 1. Cos kare y sin kare y 1. 1 artı 1'den 2 geldi. Burayı da eksi 2 parantezine alırsam arkadaşlar toplarken. Buradan ne geliyor? Sin x çarpı cos y. Aşağıdan da artı cos x çarpı sin y geliyor. Şu parantez içindeki ifadeye baktığınızda aslında sinüsün toplam formülünü görüyorsunuz. Değil mi? 2 eksi
çarpı içerideki ifade sin x artı y aslında eşittir. O da 2 eksi 2 çarpı x artı y'yi biz 30 derece olarak, o zaman sin 30 olmuş oldu bu. 30 derece olmuş oldu. Sin 30 değeri de arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 gelir. 2'ler sadeleşir. 2 eksi 1'den de cevabınız 1 olur. Evet, 19'a bitti. 20. sorumuz. A eşittir arc sin 3 bölü 5 eksi arc cos 5, 15 bölü 17 verilmiş. Buna x diyelim. Buna da y diyelim. O halde bizim sin x'imiz 3 bölü 5 olacaktır. Cos y'miz de 15 bölü 17 olacaktır. Buradan cos x'i bulalım. Cos x de arkadaşlar o halde bu 3 bölü 5 ise cos x'imiz 4 bölü 5 olur. Cos y'miz 15 bölü 17 ise sin y'miz arkadaşlar bu 8, 15, 17 üçgeninden geleceği için 8 bölü 17 olur. Bize sin a'yı soruyor. Sin a. Sin a ifadesini soruyor. O da aslında sin x eksi y'yi soruyor arkadaşlar. Yazarsak sinüsün fark formülünü sin x çarpı kosinüs y eksi sin y çarpı kos x şeklinde yazabiliriz. Şu şekilde yazdık. Sin x ifadesi 3 bölü 5. Kos y ifadesi 15 bölü 17. Eksi sin y ifadesi 8 bölü 17. Kos x ifadesi arkadaşlar 4 bölü 5. Toparlıyorum. 3'te 15 çarptım. 45. Eksi 8'de 4 çarptım. 32. Bölü 17 çarpı 5. 85. O da arkadaşlar 13 bölü 85 yapıyormuş. Burada tamam. 21. sorudan devam ediyorum. Evet. Sin x eksi pi bölü 3'ü sin x artı pi bölü 3'e bölmüş gördüğünüz gibi. Bir sinüsün fark formülü bir de toplam formülü var. Şu yukarıdan başlayayım yazmaya. Bu nedir? Sin x çarpı cos pi bölü 3 yerine 60 yazacağım. Cos 60 derece. Eksi sin 60 derece çarpı cos x diye yazdık. Cos x. Bölü. Bölümümüzü güzel yazalım. Bölü. Neyse. Sin x çarpı aynı şekilde cos 60 değil mi? 60 derece olduğu için. Cos 60 artı cos x çarpı sin 60. Ne eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Şimdi içler dışlar yapıyorum. İçler dışlar yapıyorum. 2 ile şurayı çarpacağım. 2 çarpı sin x çarpı cos 61 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2 yazdım. Eksi sin 60 kök 3 bölü 2 olduğu için kök 3 bölü 2 yazıyorum arkadaşlar. Çarpı cos x eşittir. Sin x çarpı cos 61 bölü 2 yazdım. Artı cos x çarpı cos 60'ımız kök 3 bölü 2 idi. Bu arada burada 2 ile çarparken burayı çarpmayı unutmuşuz. Şöyle çarpalım değil mi? Burada 2 ile çarptıydık. Unutmayalım bunu. Şu ikiler sadeleşir. Şu ikiler sadeleşir. Şuradan yazayım. Ne kalıyor? Sin x kalıyor. Eksi değil mi? Eksiydi orası. Kök 3 çarpı cos x sol taraf. Sağ tarafta sin x bölü 2 artı kök 3 bölü 2 çarpı cos x almış oldu. Şimdi sin x'leri bir tarafa toplamadan önce aslında her tarafı 2 ile çarptığımı düşünün. Daha güzel yapalım bunu. Her tarafı 2 ile çarparsam buraya 2 tane sin x gelir. Eksi 2 kök 3 çarpı cos x gelir. 2 ile çarptım 2'den kurtuldum sin x gelecektir. 2 ile çarptım 2'den kurtuldum kök 3 çarpı cos x gelecektir. Şimdi kosları bir tarafa, sinleri bir tarafa atalım. Sin x'i bir tarafa atıyorum. 2 tane sin x'ten çıkartıyorum. 2 sin x var burada. Sin x'i attım bu tarafa. 2 sin x'ten çıkardım. 1 sin x kaldı. Eşittir. Eksi 2 kök 3'ü karşıya attım. Artı 2 kök 3. Kök 3 de burada var. 3 tane. Kök 3 çarpı cos x. Bizden istenen tan x'tir. Her tarafı cos x'e bölersem aslında tan x'i bulurum. Her tarafı cos x'e bölüyorum. Burayı da cos x'e bölüyorum. Cos x'ler gidiyor. Sin x bölü tan x ayı cos x tan x'tir. Bu da 3 kök 3'müş.
Evet. 22. sorumuz arkadaşlar. 12x eşittir pi olmak üzere şu ifadeyi vermiş. Önce x'i yalnız bırakalım. Her tarafı 12'ye bölersem x pi bölü 12 gelecektir. Yukarıdaki ifadeye bakacak olursanız kosinüsün toplam formülü görürsünüz. Cos cos sin sin diye yazılmış. Orada da eksi var. Kesinlikle kosinüsün toplam formülü. Yani aslında cos 2x ile x'in toplamı, o da cos 3x yapar. Böyle. Bu da arkadaşlar bir cos bir sin. Bir cos bir sin şeklinde yazılmış. Fark etmez. Önce yazılan nedir? Sindir. Sine bakacaksın. 4x'den ne yapacaksın? 6x'i çıkaracaksın. Bu çünkü sinüsün fark formülüdür. Sin 4x'ten 6x çıkartırsam eksi 2x yapar. Dikkat etmem gereken husus sin arkadaşlar eksiyi dışarı yatar. Yani cos 3x bölü eksi sin 2x olacaktır burası. Tamam. Eşittir. Cos 3x. X gördüğüm yere ne yazacağım? Pi bölü 2 yazacağım. Yazarsam hatta şöyle yapalım. Şurada 3x ne olacaktır? 3x arkadaşlar. 3 çarpı pi bölü 12'den pi bölü 4 olacaktır. Sadeleştirme yaparsanız. Bu da 45 dereceye tekabül eder. 45 dereceye tekabül eder. Yani cos 45 derece olacaktır. Sonra bir de 2x var. 2x dediğim ifade var. O da 2 çarpı pi bölü 12'den pi 12'yi sadeleştirirseniz pi bölü 6 yapar. Bu da arkadaşlar 30 dereceye tekabül eder. Böyle eksi kosinüs 30. Pardon, sin 30. Özür dilerim. Sin 30. Sin 30 dereceye yazdım. Cos 45 kök 2 bölü 2 idi. Sin 30 da eksi unutmayalım. 1 bölü 2. İkiler, paydalardaki ikiler sadeleşir. Kök 2 ile eksi 1'e bölerseniz eksi kök 2 cevabına ulaşırsınız. Evet, bu da bitti. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Bence en önemli kısma tanjantın toplam fark formülleri. ÖSYM'nin en çok sevdiği ve çok soru sorduğu kısımlardan bir tanesi. Tanjant ve kotanjant kısmı. Ve bunu da çekil üzerinde, hani kare veriyorlar o şekilde veya üçgen veriyorlar o şekilde sordukları sorular bunlar. Şimdi tabii şunu da söylemek istiyorum. Tanjantın formülünü, toplam fark formüllerini bilirseniz kotanjantın toplam fark formüllerini bilmenize gerek kalmıyor. Çünkü bizim aslında tanjant dediğimiz ifade 1 bölü kotanjant demektir. Veya tam aksine kotanjant dediğimiz ifade 1 bölü tanjant demekti. Yani siz tanjantı bulursanız, mesela tanjantı diyelim ki 2 buldunuz cevabını. Kotanjant ne olacaktır arkadaşlar? Tersinden 1 bölü 2 olacaktır. Bu da nereden geliyordu? Tan ile kotun çarpımı arkadaşlar 1'di. Buradan geliyordu. O yüzden hani tanjantın toplam fark formülünü bilmeniz aslında kotanjantı da bulmanızı sağlayacaktır. Peki tanjantı bilelim. Tanjant ne? Mesela toplam formülü alfa artı teta. Burada gördüğünüz gibi sadece tanlı ifadeler var. Yani önce tan alfa ile tan teta'yı topluyoruz. Böyle toplam olduğu için. Böyle 1 eksi tan alfa çarpı tan teta diyoruz. Yani bunu ezberlemek için tekerlemesini de yapabilirsiniz. Tan 1 eksi tan diye. Ya da eksili ise tan eksi tan 1 artı tan şeklinde. O şekilde tekerleme yapıp ya da farklı ezberleme yolları varsa o şekilde yapabilirsiniz. Tabii bu formüllerin ispatları var ama ben bu ispatlara girmeyeceğim. Giremeyeceğim daha doğrusu, o kadar vaktimiz de yok. O kadar hani kafamızı da bulandırmak istemiyorum. Bu formülleri bilmeniz yeterli. Evet. Tanjant 75'i soruyor arkadaşlar. Hemen bildiğimiz açılardan gidiyoruz. Kimi biliyoruz? 30'u biliyoruz. 5'i biliyoruz. Toplam formülünden bu. Tan 30 artı tan 45 bölü 1 eksi tan 30 çarpı tan 45 demektir. Evet, bak, toplamsa tan artı tan 1 eksi tan çarpı tan şeklinde yazılır. Tan 30'un değerini asla unutmuyoruz arkadaşlar. Tan 30'u nedir tan 30? Tabii ki de kök 3 bölü 3 geliyor. Tan 45'imiz de 1 arkadaşlar. 1 eksi kök 3 bölü 3 çarpı tanjant 45 1 arkadaşlar. Bu değerleri muhakkak öğrenin. Mesela ben size şöyle bir kısa yazayım. Belki not almak isteyenler vardır. Tan 30 kök 3 bölü 3'tür. Hatta bu kot 60'a eşittir arkadaşlar. Tanjantla kotanjant birbirini 90'a tamamlar.
Mesela tan 60 da tan 60 dediğinde kök 3'e eşittir. Bu da kot 30'dur. Dediğim gibi tanjant ile kotanjant birbirini 90'a tamamlar. Tan 45 ile tan 45 ile kot 45 eşittir. O da 1'dir arkadaşlar. Diğerlerinde mesela tan 0 dediğimiz 0'dır. Ama tan 90 misal, tan 90 dediğimiz ifade tanımsızdı. Tan 90 tanımsızdır. Onun sebebi de şuydu. Sin bölü kostu bu. Değil mi? Sin bölü kostu, sin 90 bölü. Sin 90 bölü. Kos 90 demekti. Sin 90'ımız 1 ama kos 90'ımız 0 arkadaşlar. 1 bölü 0 tanımsızlık demekti. Gibi gibi bunları lütfen bilelim. Bunun gibi açı değerlerini öğrenirsek arkadaşlar, bununla ilgili sıkıntımız kalmaz. Çözeceğimiz sorularda rahat hareket ederiz. Devam ediyorum. Devam edin. Sonra ayarlarım. 3'te 1 çarptım 3. Burası ne geldi? Kök 3 artı 3 bölü 3 geldi. Böyle. 3'te 1 çarptım 3. Eksi kök 3 bölü 3 geldi. 3'ler sadeleşir arkadaşlar. Burası kök 3 artı 3 bölü 3 eksi kök 3 geldi. Tabii paydayı köklü ifade bırakmak istemiyorum. Eşleniyle çarpıyorum. 3 artı kök 3 ile bunu genişletiyorum. 3 ile kök 3 çarptım. 3 kök 3. Şurada da 3 ile kök 3 çarptım. 3 kök 3. Toplamda 6 kök 3 yaptı. Bir de 3 ile 3 çarpacağım. 9. Bir de kök 3 ile kök 3 çarpacağım. 3 toplarsanız 12 geldi burası da. Böyle 3 ile 3 çarptım. 9 kök 3 ile kök 3 çarptım. Eksi 3 gelecektir. 9 eksi 3'ten de 6 gelecektir. 6 ile 6 kök 3'te 6'yı sadeleştirdim. Kök 3. 12 ile de 6'yı sadeleştirdim. 2 yani kök 3 çarptı 2 geldi. 24. sorumuz. Tanjant 72 eksi tanjant 12 bölü 1 artı tanjant 72 çarpı tanjant 12. Bu tanjantın fark formülüdür arkadaşlar. Fark formülüne göre bu tanjant 72'den aslında 12'yi çıkar demektir şurada. Bu da arkadaşlar tan 60 yapacaktır. Tan 60 değerimizde biraz önce söylediğim gibi kök 3'tür. Evet. 24'te tamam yukarıya çıkabiliriz. Şimdi. 25. 25 soru yine tanjantın far formülünden geliyor. Aslında şu pi bölü 4 yerine ben 45 derece yazacağım. Aynı şey. Yazalım arkadaşlar. Tan 5 eksi, değil mi? Eksi olduğu için tan x bölü 1 artı tan 45 çarpı tan x demektir bu. Eşitmiş neye? 5'e eşitmiş. Bölüm 1 diyeyim. İçler dışları yapıyorum. Tan 1 olduğu için 1 olarak yazıyorum. Eksi tan x eşittir. 5 çarpı 1'den 5. Tan 45 1 olduğu için önemi yok arkadaşlar. Tan x de çarptım. Tan x. 5 de çarptım tan x'i. 5 tane tan x gelecektir. Buradan da arkadaşlar eksi tan x'i buraya atıyorum. Artı tan x. 5 tane de burada. 6 tane tan x oldu. 5'i buraya attım. Birden 5 çıkardım. Eksi 4 eşittir. 6 tane tan x. Her tarafı da 6'ya bölerseniz, her tarafı 6'ya böldüğünüzü düşünün. Eksi 4 bölü 6 gelecektir. O da eksi 2 bölü 3 yapar. Eşittir tan x. Ya biz neyi bulduk? Tanjantı bulduk. Tanjantı eksi 2 bölü kök 3 olarak bulduk. Bizden istenen ise kosinüstü. Mecbur ikişgen çizeceksiniz arkadaşlar. Tabi bunun bölgesi de var. Hangi bölgede olduğunu söylememiş ama işareti değişecektir. İşareti ya eksili ya artılı gelecektir kosinüsün. Ama sorularda kaç olabilir diye sorduğu için sıkıntı yok. Ve burası x açısı. Tanjant karşı bölü komşuydu. Uzunluk negatif olmayacağı için ben buraya 2, buraya 3 diyorum. Karşı bölü komşudan. Burası 2. Mesela 2'nin karesi arttı. 3'ün karesinin kare kökü. O da ne yapacaktı? 4 artı 9'dan kök 13 yapacaktı. Demek ki hipotenüs arkadaşlar kök 13. O halde kosinüs ne gelecektir burada? Kosinüs x dediğimiz arkadaş şöyle. Direnim kos x dediğimiz komşu bölü. Hipotenüsten 3 bölü kök 13 gelecektir. Yani bu artılı mı eksili mi tanjantın bölgesine bağlı dedim. Ama zaten tanjantın bölgesine bakarsan tanjant bir ikinci bölgede negatif. Bir de dördüncü bölgede negatif. Kosinüs ikinci bölgede negatif ama dördüncü bölgede pozitif. Yani eksi de olabilir, artı da olabilir kosinüs. Artı eksi 3 bölü kök 13'tür. Cevap şıklarında zaten sadece eksilisini verdiği için A'yı işaretleyip
Geçiyoruz arkadaşlar. Artırısını zaten ikisini aynı anda cevap şıklara koymayacağını biliniz. Şıklara koymazlar. İkisini aynı anda. Tanjant 45 artı x. Hemen tanjantın formülünü uyguluyorum. Tanjant 45 artı tan x bölü 1 eksi tan 5 çarpı tan x eşittir. 3 bölü 5 geldi. Tan 45 1'de 1 olarak alacağım. 5 çarpı 1'den 5 artı 5 çarpı tan x'den 5 çarpı tan x geldi. Eşittir. 3 çarpı 1'den 3 eksi. Şurası tan 45 1'de tan x oldu. 3 çarpı 3 eksi 3 çarpı tan x oldu arkadaşlar. Düzenliyorum. Eksi 3 tane tan x'i karşıya attım. Artı 3 tane tan x oldu. 5 tan x de burada var. 8 tane tan x geldi. Eşittir. 3'ten de 5 çıkarırsanız eksi 2. Her tarafı da ne yapıyorum? 8'e bölüyorum. Tan x dediğim arkadaş eksi 2 bölü 8 yani eksi 1 bölü 4 cevabına ulaştırıyor bize. Peki. Geldik diğer sorumuz 27. soru. Tan x'i 1 bölü 2 vermiş arkadaşlar. Tan x eksi y ile 4 olarak vermiş. Kotanjant y'yi soruyor. Sıkıntı yok. Tanı buluruz. Ters çeviririz. Kotanjantı zaten bulmuş oluruz. Şimdi burada tan x eksi y dediğimiz ifade aslında tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y'dir değil mi? Yani şu tan x eksi y dediğim ifade bu. Bu da ne eşitmiş? 4'e eşitmiş arkadaşlar. Tan x gördüğüm yere 1 bölü 2 yazıyorum. Hatta böyle içler dışlar yaparken bunu yapayım. Tan x 1 bölü 2. İçler dışlar yapıyorum. 1 ile 1 bölü 2 çarp 1 bölü 2. Eksi tan y eşittir. 4'te 1 çarptım. 4 artı 1 bölü 2 çarpı şu 1 bölü 2 olsun çarpı tan y çarpı 4 diyorum. 4'le de şöyle 2'yi sadeleştirip 2 tane tan y geliyor buradan. Eksi tan y burada. Eksi tan y karşıya 2 tane de tan y burada var. Artı tan y olarak geçti bu arkadaş. 2 tane de burada vardı. 3 tane tan y oldu. 4'ü de karşıya atıyorum. 1 bölü 2 eksi 4 geldi. 2 çarpı eksi 4'ten eksi 8 artı 1 de burada. Eksi 7 bölü 2 oldu. Eşittir. 3 tane tan y. 3'ü bu tarafa atarsam eksi 7 işler dışlar yapar gibi. 3'ü şöyle atarım. 2 ile çarparım. Eksi 7 bölü 6 geldi tan y. Bizden kotanjant y'yi soruyordu arkadaşlar. Bu da bunu takta attırmak demektir. Takta attırırsanız eksi 6 bölü 7 olur. Cevabımız eksi 6 bölü 7'ymiş. Evet. Geçelim 28. Tanjant, arc tanjant 2 artı arc sin 3 bölü kök 10 şeklinde vermiş. Hemen isimlendirelim. Arc tan 2'ye x dedim. Arc sin 3 bölü kök 10'a da y dedim. O zaman buradan tan x ne gelecektir? 2 gelecektir. Sin y ne gelecektir arkadaşlar? Sin y 3 bölü kök 10 gelecektir. Tan x'i biliyoruz ama tan y'yi bilmiyoruz. Tan y'yi bulmak için bir dik üçgen çizelim arkadaşlar. Bir dik üçgen. Ama neyse. İdare edelim. Buraya y dedim. Karşı 3 değil mi? Sin'e bakıyorum. Karşısı 3. Hipotenüs kök 10'muş. Şu halde 1 düşer arkadaşlar. Çünkü 3'ün karesi 9. 1'in karesi 1. Toplarsanız 10. Kök 10'un karesini verecektir. Buradan da tan y'miz. Tan y dediğimiz arkadaş. Karşı bölü komşudan 3 bölü 1'den 3 geliyor. Peki. Tan y'yi de biliyorum. Tan x'i de biliyorum. Şimdi şuradan yazabilirim artık. Şu ifade, içerideki ifade tan x eksi y oldu. Değil mi? X artı y. Artı varmış. Bu da tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y demek. Tan x'imiz arkadaşlar 2 idi. Tan y de 3'tü. Yani 2 artı 3 bölü 1 eksi 2 çarpı 3. 2 artı 3'ten 5 geliyor. Bölü 1 eksi 6'dan eksi 5 geliyor. 5'e de eksi 5'i sadeleştirirseniz eksi 1 cevabına ulaşırsınız. Evet 29. sorumuz. Tan x'i 3 bölü 4 vermiş. Kotanjant y'yi 3 bölü 2 vermiş. O zaman buradan tan y'miz ne olacaktır? Takla attırsanız tan y'miz 2 bölü 3 olacaktır. Bu 3 bölü 2 ise bu da 2 bölü 3. Tan x eksi y'yi soruyor bize arkadaşlar. Bu da tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y demektir. Tan x'i biliyoruz 3 bölü 4. Tan y'yi de biz bulduk. 2 bölü 3 olarak bulduk. Bölü
1 artı 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 olarak yazdık. Şurada arkadaşlar paydaş diyorum. 3 ile genişlettim. 4 ile genişlettim. 3 çarpı 3'den 9. 4 çarpı 1'den 8. 9'dan 8 çıkar. 1 bölü 12 geldi. 12 geldi. Bölü şu 3'ler sadeleşecektir. 2 ile 4'ü sadeleşeceğiz. 2 yukarıda 1 kaldı. 1 bölü 2. 2 ile 1 çarpı 2. 1 ile 9'da 3 bölü 2 geldi. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi de ters çevirip çarpıyorum. 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 1 çarpı yani 1 bölü 6 çarpı 3'ten 18 geldi. 1 bölü 18 cevabına ulaşmış oldum. Evet. 29'da tamam. 30. soruya geçebilirim. 30. soruda da tanjant pi bölü 4 eksi artısının 3 bölü 5 veriyor. Bunun yerine 45 derece yazalım. Şuna da x diyelim arkadaşlar. O zaman ne olur burası? Tanjant aslında 45 eksi x olmuş olur. Eğer artısının 3 bölü 5 x ise sin x ne olacaktır arkadaşlar? Bölü 5 olacaktır. Tan x'i siz bulabilirsiniz. Tan x'i aslında karşımızdaymış. 3, 4, 5 üçgenidir bu. 3 bölü 5 dediğine göre 3, 4, 5 üçgeni. Karşı 3 ise komşuda demek ki 4'müş. Tanjant x'i 3 bölü 4 bulduk. Formülü yazalım. Tanjant 45 eksi tan x bölü 1 artı tan 45 çarpı tan x diye yazdım. Tan 45 1 arkadaşlar. Tan x'i de 3 bölü 4 bulduk. 3 bölü 4 bölü 1 artı 1 çarpı 3 bölü 4. Düzenlersem şu 3 bölü 4'ü yazalım. 4 çarpı 1'den 4 3 çıkardım. 1 bölü 4 geldi burası. Böyle 4 çarpı 1'den 3'e topladım. 7 bölü 4 geldi burası. 4'ler sadeleşir. Cevabımız 1 bölü 7'ymiş. Evet. 31. soru. Arkosinüs 3 bölü 5 diyor. Buna hemen x diyeyim. Arkosin 5 bölü 13 diyor. Buna da y dedim arkadaşlar. O halde buradaki kosinüs kazanmadık. Bir saniye. Şöyle toparlayayım. Kosinüs x'imiz 3 bölü 5 gelecektir. Sin y'miz de arkadaşlar 5 bölü 13 gelecektir. Tan x buradan arkadaşlar. Tan x bizim komşu 3 olduğu için 3'ü alta yazdım. 3, 4, 3, 5 üçgeninden karşımıza 4 olacaktır. 4 bölü 3 oldu. Sonra sin y 5 bölü 13'müş. Tan y'ye geldim arkadaşlar. Karşı demek ki 5'miş. Bu 5, 12, 13 üçgenin olduğu için komşu da 12 olacaktır. Tan y'yi de bulmuş olduk. Bizden istenen tan x eksi y'ydi. X ve y vermiştik. Formülünüzü yazarsam tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y gelecektir. Eşittir. Tan x ne? 4 bölü 3 yazdım yerine. Eksi. Tan y ne arkadaşlar? 5 bölü 12 yazdım yerine. Bölü 1 artı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 12 eşittir. Veyahut da 4 ile genişletebilirsiniz. 16, 5 çıkar 11 bölü 12 gelecektir yukarısı. Bölü 4'te 12'yi sadeleştiriyorum. Burada 3 kalıyor. Bu 5 bölü 3 çarpı 3'ten 5 bölü 9 geldi burası. 9 çarpı 1'den 9. 5'e topladım. 14 bölü 9 geldi. 14 bölü 9. Birinciyi aynen yazıyorum arkadaşlar. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 9'da 12 sadeleştirirsem burada 3, burada 4 kalacaktır. 11 çarpı 3'ten 33. 14 çarpı 4'ten de ne geliyor? 56 mı geliyor? 56. Böyle 56. 32. sorudan hemen devam ediyoruz. Şimdi kotanjant y 1 bölü 2 ise tanjant y ne olacaktır buradan? 2 olacaktır değil mi? 2 bölü 1'den 2 olacaktır. Bir renk değiştireyim ya şu şekilde. Şimdi x artı y'nin açısını istiyormuş. Tanjant sayesinde bulabilirsiniz. Tan x artı y dedim misal. Tan x artı y demek tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y demek. Tan x arkadaşlar 1 bölü 2 olarak verilmiş. Artı tan y'miz 2 olarak verilmiş. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 2. Şu 2'ler gider. Yukarısı 5 bölü 2 gelirken aşağısına dikkat et. 1'den 1 çıkar. 0 değil mi? 0. Sayı bölü 0 arkadaşlar. Sayı bölü 0 tanımsızdır. Sayı bölü 0 tanımsız demektir. Peki tanjant hangi açılarda tanımsızdı? 90 derece ve 270 derecede tan ifadesi tanımsız arkadaşlar. Tan tanımsız. Tanımsız. Şimdi x artı y dar açı olduğu için 270 olması imkansız.
O zaman demek ki x artı y dediğimiz ifade 90 dereceymiş. Yine 270 olamaz çünkü dar açı demek 90 dereceden küçük açılar. Yani sen 89'a 89 versen de 270'e ne yapamam? Yetişemezsin. Ancak 90 olabilirsin. Tan 90 neden tanımsızdı? Çünkü tan 90, hatırlayın arkadaşlar, tan 90 aslında sin 90 bölü cos 90 demekti. Sin 91, cos 90 0 değil mi? Cos 90 0. Bunu ne yapıyor? Tanımsız yapıyordu. O yüzden x artı y'miz 90 derecedir. Evet, şimdi geldik kotanjanta. Biraz önce söylediğim gibi aslında tanjantın formüllerini bilmeniz yeterlidir. Ama gene de kotanjantın formülünü öğrenebilirsiniz. Biz çünkü kotanjantı bulmak için tanı kullanıyoruz. Bunun yerine tersini alıp aslında bir bölü tanjant olarak yapıyoruz kotanjantı. Burada bir de yanlış yazılmış, burada kos yazılmış ama bunlar arkadaşlar kot olacaktır. Tanjantta ne yapıyorduk? Yukarıda topluyorduk, aşağıda çarpıyorduk. Burada aşağıda toplayıp yukarıda çarpmış. Bir de dikkat edecek olursanız biz tanjantta hatırlayın. Tanjant mesela alfa artı teta dediğimiz arkadaş. Tan alfa artı tan teta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan tetaydı. Değil mi? Mesela burada kotanjantın toplam formülüne bakacak olursanız aşağıda topluyor. Biz tanjantta yukarıda topluyorduk. Yukarıda çarpı çıkar, birden çıkarıyor. Biri çıkarıyor daha doğrusu. Tanjant da birden çıkartıyor tanla tanı çarpı. Yani kotanjant kont çarpı, yani kot çarpı kot eksi bir bölü kot artı kot şeklinde. Tan ise tan artı tan bir eksi tan çarpı tan şeklinde bir terslik var. Ama dediğim gibi bu formülleri bilmeseniz de şu toplam ve fark formüllerini bilmeseniz de kotanjantın kolaylıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Niye? Tanjantı biliyoruz çünkü. Tanjantı ters çevirip halledebiliriz. Ama burada istiyorsanız bulalım. Yani direkt kotanjantın formülden yapalım. Bu nedir? Kotanjant 45 artı 30 demektir. Kotanjantın formülüne göre kot 45 çarpı kot 30 eksi 1 bölü kot 45 artı kot 30 demekti bu. Kot 45 değildi arkadaşlar. Kot 30 ise tan 60'a eşittir. Tan 60 ifadesini hatırlarsanız kök 3'tü. O zaman bu da kök 3. Eksi 1 bölü 1 artı kök 3 şeklinde yazdık. Yani burada ne yapmam gerekiyor? Mecbur. Mecburen arkadaşlar. 5'te neyle çarpmam gerekiyor? Yani 1 eksi kök 3 ile ne yapacağım? Genişleteceğim. Şimdi kök 3'te kök 3 çarptım. Eksi kök 3'ü. Hadi yazalım size. Ya da 1 ile kök 3 çarptım. Kök 3 yazalım. 1 ile eksi 1 çarptım. Eksi 1. Eksi kök 3. Artı kök 3. Eksi 3. Eksi kök 3'te eksi 1 çarptım. Artı kök 3 geldi. Bölü 1 çarpı 1. 1. Eksi kök 3. Artı kök 3. Eksi 3 yapacaktır. Kök 3'te kök 3 topladım. 2 tane kök 3 arkadaşlar. Eksi 1. Eksi 3. Eksi 4 yaptı. Bölü eksi 2. Toparlarsanız 2 kök 3'ü eksi 2'ye bölüyorum önce. Eksi kök 3 yapıyor. Eksi 4'ü eksi 2'ye bölüyorum. Artı 2 yapıyor. Yani eksi kök 3 artı 2 olarak bulduk. Şimdi tanjant üzerinden bulsaydık. Zaten yukarıya gidiyorum hemen. Yukarıda biz tanjant 75'i bulmuştuk. Tanjant 75'i arkadaşlar biz neredeydi ya? Bunun devamını silmişim maalesef. Neyse devamını silmişim maalesef. Biz tanjant 75'i arkadaşlar tanjant 75'i 2 artı kök 3 olarak bulmuştuk. Tamam mı? Yukarıda öyle bulduk diye hatırlıyorum. Bunu da ters çevirirseniz, ters çevirmek demek yani 1 bölü 2 artı kök 3. Bu bize neyi verecektir? Kotanjantı verecektir. 2 eksi kök 3'te genişletiyorum. Yukarısı arkadaşlar 2 eksi kök 3 oluyor. Bölü 2 ile 2 çarp 4. Kök 3'te kök 3 çarp eksi 3. Aşağısı 1 geldi. Yukarısı da 2 eksi kök 3 geldi. Bu bize neyi veriyordu? Kotanjant 75'i veriyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aynı ifadeye, aynı eşitliğe ulaşmış oluyorsunuz. Yani ister kotanjantın formülünü bilin, çözün ya da tanjantı bilin, bulun, ters çevirin. Tabi burada tanjantta iki iş birden yapıyorsunuz. Önce buluyorsunuz sonra ters çeviriyorsunuz ama hani ola ki kotanjantın formülünü bilmezseniz ama dediğim gibi tanjantı bildiğiniz sürece kotanjanta bence gerek yok. Evet. Şimdi bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Kosinüs ve sinüs birbirini 180'e tamamlar. Yani kosinüs mesela x dediğim ifade aslında kosinüs 180 eksi x'e eşit demektir.
Ama tabii ki eksili olarak eşittir. Ve sinüs de mesela sin x dediğim ifade direkt sin 180 eksi x'e eşittir. Misal cos 30 dediğim arkadaş aslında eksi cos 150'ye eşittir. Veya bir tane daha örnek vereyim. Cos 60 dediğim ifade eksi cos 120'ye eşittir arkadaşlar. Sin için bunu bir de söyleyeyim. Bu 11. sınıf müfredatında vardır. Onu da söyleyeyim. Sin 50 dediğimiz sin direkt 130'a eşittir. Veya sin 40 dediğimiz arkadaşlar direkt olarak sin 140'a eşittir. Yani birbirini ne yapıyor? 180'e tamamlıyor. Bunun sebebi de şuydu. Niye kosinüs negatif geliyor da sin pozitif geliyor? Bunun sebebi şu arkadaşlar. Sin dediğimiz arkadaş sin dediğimiz arkadaş hem birinci bölgede pozitif hem de ikinci bölgede pozitif. Kosinüs birinci bölgede pozitifken ikinci bölgeye baktığınız zaman negatife düşüyor. Çünkü x eksenine göre negatif kısımdaydı. O yüzden o şekilde tamamlıyor. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Ya da şu aşağıya da çözebilirim gerçi. Cos 105 yerine ben arkadaşlar aslında cos 75 eksi cos 75 yazabilirim. Çünkü birbirini cos kendini 180'e tamamlıyor negatif yönde. E de sin 75'ti. Sin 75 olarak şöyle yazdım. Şimdi cos bölü sin demek kotanjant demektir. Yani eksi kotanjant 75 demektir bu. E hocam biz kotanjant 75'i zaten kök 3. Eksi kök 3 artı 2 olarak bulduk diğer soruda. Değil mi? Diğer soruda cos 75'i soruyor. Cot 75'i soruyordu. Eksi kök 3 artı 2 olarak bulmuştuk. O zaman direkt yazalım. Hiç uzatmayalım. Eksi kök 3 artı 2'dir. Başında da eksi olduğunu biliyorum. Eksi ne eksi? Artı kök 3. Eksi dağıtırsam eksi 2 olarak gelir. Kök 3 eksi 2 bir şey var. Evet. 35. soru arkadaşlar. 35'ten devam ediyorum. Burada da ABC üçgeninde tan A'yı vermiş, tan B'yi vermiş, kot C'yi soruyor. ABC üçgeninde dediğine göre A açısı, B açısı, C açısının toplamı arkadaşlar 180 dereceydi. C'yi istediği için C'yi yalnız bırakıyorum. 180 eksi bu, A artı B olacaktır. Aslında kotanjant C yerine 180 eksi A artı B'yi soruyor bize. 180'de isim değişmiyordu, aynı kalıyordu. Yani bu kotanjantsa kotanjant olarak kalıyordu. Peki kotanjant şu 180'den açı çıkarmış. Yani 180 burasıydı. Açı çıkartırsan ikinci bölgeye tekabül eder. İkinci bölgede kosinüs negatif, sinüs pozitifti. Sin kos bölü sin kotanjantta eksi bölü artıdan kotanjantımız eksi olacaktır arkadaşlar. Peki. Biz şunu yapalım. Kotanjant sanki formülünü bilmiyor gibi. Tanı biliyor gibi bulalım. Tanı bulalım. Ters çevirip zaten kotanjantı bulmuş olursunuz. Tanı bulalım arkadaşlar. Tan A artı B'yi buluyorum. Tan A artı B'yi buluyorum. Ters çevirip eksiyle çarpacağım. Eksiyi unutmayın. Bu da neydi arkadaşlar? Tan A artı tan B bölü 1 eksi. Tan A çarpı tan B'ydi. Tan A dediğim ifade 1 bölü 4. Tan B dediğim ifade 4 bölü 3. Zaten soru kendi vermiş sağ olsun. 1 eksi 1 bölü 4 çarpı 4 bölü 3. Şurada 4'ler sadeleşir. Şurayı da 3 ile genişletim. Şurayı da 4 ile genişletim. 3 buradan 16 buradan 19 bölü 12 geldi burası. Burası da 3'ten 1 çıkardım. 2 bölü 3 geldi. Değil mi? 2 bölü 3 geldi. Birinciyi aynen yazıyorum. 19 bölü 12'yi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 3'te 12 sadeleşim 4. Burası 19 bölü 8 geldi. Ama bu tanjant değil mi? Tanjant. Kotanjantı bulmak için bunu ne yapacağım arkadaşlar? Kotanjant A artı B'yi bulmam lazım. Kotanjant A artı B'yi. Biz neyi bulduk aslında? Eksi kotanjant A artı B'nin tersini bulduk. Değil mi? Kotanjant A artı B ne olacaktır? 8 bölü 19 olacaktır. Tabi burada eksisi de var. Eksisini de unutmuyorum. Eksi 8 bölü 19 cevabına ulaşıyorum. Evet. 36. sorumuz. Bu videonun son sorusu olsun arkadaşlar. 36. sorumuz. Tan alfa eşittir 6 artı tan beta. Bir tane tan alfa eşittir kot beta eşitmiş. Burada tan beta'yı karşıya atarsanız tan alfa eksi tan beta'mız arkadaşlar 6 gelecektir. Şimdi burada da şu ikincisine geliyorum. 2 tan alfa eşittir kot betaydı.
Kod beta demek 1 bölü tam beta demektir. Bu şekilde yazalım. İçler dışlar yaparsanız 2 tane tan alfa çarpı tam beta eşittir 1 olacaktır. Her tarafı da 2'ye bölerseniz tan alfa çarpı tan beta'yı arkadaşlar 1 bölü 2 bulacaksınız. Şu şekilde gelecek. Bir de tan alfa eksi tan beta'yı da biliyorum. Bizden istenen kod alfa eksi beta. Ya biz tan alfa eksi beta'yı bulalım. Ters çevirelim. Tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta geliyor. Tan alfa eksi tan beta'yı 6 olarak bulmuştuk. Yazalım. 6 bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta da 1 bölü 2'ydi arkadaşlar. Yazdım. Eşittir. 6 bölü. 2 çarpı 1'den 2 1'le topladım. 3 bölü 2. Birinciyi aynen yaz. İkinci ters çevir çarp. 6 ile şöyle 3'ü sadeleştirdim. 2, 2 çarpı 2'den 4 geldi. Yani biz neyi bulduk? Tan'ı bulduk. Bizden istenen neydi? Kod'tu. Değil mi? Kod alfa eksi beta'yı istiyordu bizden. Tan alfa eksi betamız 4 ise kod alfa eksi betamız da 1 bölü 4 olarak bulunur. Evet. Birinci videomuz bu kadar olsun. İkinci videomuzda arkadaşlar istemedim. Pardon. İkinci videoda da şekilli sorulardan devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.